Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Şimdi bu bir paralel sürme. Yapılmış orijinalinde çok güzel paralel sürme, ısıcam sinerji, 75'lik doğrama. Çok güzel, her tarafında destek sacılar, birinci sınıf. Bu da öyle. Güzel değil mi? Ne kadar güzel. Niye? Bu pencereler normalde birçok yerde olduğu gibi şöyle açılsaydı kötü olmaz mıydı? Tabii ki kötü olurdu. Ne kadar güzel yapmıştı. Ama şöyle geçelim. Ve geldik buna. Bu neden böyle değil? Bakın. Bu da şöyle, kol burada olsaydı da bu tarafa kaysaydı kötü mü olurdu? Hiç de değil. Böyle bir durumlarda işte ustanız Fatih Usta'yı arayabilirsiniz. Yardımcı olurum. Biz sadece böyle kendimizde dönüşüm yapmıyoruz. Şartlar uygun şekilde el verirse aksesuarlarını gönderiyoruz sizlere. Sizler de kendiniz yapabiliyorsunuz. Yapanlar var mı? Var tabii ki. Nerede? Fatih Usta'nın sayesinde bu camımızı Volkswagen kapıyla dönüştürdük. Kapının normalde kolu bu taraftaydı ve şöyle bir şekilde açıyordu. Buradaki yere çok işgal ediyordu. Biz de kendimiz, Fatih Usta sağ olsun bizi yönlendirdi. Kendimiz yapabildik. Çok da kolay, çok da sizin olmanız. Ankara'da Mithat Bey ne güzel kendisi yaptı. Tabii biraz uğraştı. Bu işler biraz yetenek gerektirir ama... Dört dörtlük bir işlem isterseniz iyi bir usta bulun. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmem. İyi bir usta da tabii ki kolay kolay pek bulunmuyor ama tam böyle biz kendimiz bizzat Eskişehir'e gittik. İnşallah yakın zamanda Ankara'ya gideceğiz. Şehir dışlarına da hizmet veriyoruz. Sadece Konya'da değil. Konya'da tabii ki bu konuda ben bir nam yaptım. Yani güzel yapmak noktasında çok böyle yapıyoruz ve beğeniliyor. Bu iş sadece şey işi de değil yani şu şekilde kaydır oldu bitti işi de değil, yalıtım noktasında da en uygun işlemi yapıyoruz. Şimdi ufak tefek böyle çalışırken sizlere çekimleri yapacağız. Bakın beğenecek misiniz bakalım. Evet, gördüğünüz gibi parçalarını birleştiriyoruz, vidalarını atıyoruz. Bunlar eski menteşe delikleri, bunlar kalıyor, yani kalıyor derken kapatıyoruz tabii ki.
Evet, işlerimiz tamam, hayırlı olsun diyelim Metin Bey öncelikle müşterimize. Bakın. Topu orada, oraya kadar açılacak. Şimdi şu ayrıntıyı size göstermek istiyorum. Ben bunun da pek farkında değildim. Yani değerli tüketiciler, şimdi göstereyim, bakın. Kol tam böyle dikey olduğunda açılır tamamen. Şu şekilde kapatılacak, iteklenerek kol yatay pozisyona gelecek ve şu durumda duracak. Bu durumda durduğunda vasistat özelliğinden ödün vermeyecek, güzel bir havalandırma sağlayacak. Şimdi bahsettiğim özellik neydi onu göstereyim. Şimdi Erdemciğim gelir misin? Şimdi bakın, burada şöyle bir kapı var. Kaç santim geçiş payı var, oraya net olarak ölçelim. 76 santim, 76 santim. Şimdi bakın, burada eskiden kapı varken burada bu kadar geçiş payı yoktu. Onu da nereden anlıyoruz? Gel Erdemciğim şuraya. Bakın şöyle bir kapı var. Yani bakın şuranın geçiş payı 69 santim. Ama şöyle olduğunda 67 santime düşüyor. Gördünüz mü? Yani şuradan tuttuğumuzda, şuraya yasladığımızda 67 santime düşüyor. Yani paralel sürmeler 2 santim daha geçiş payını arttırıyor. Yani bu kapıların avantajı her zaman fazla. Buralara yapmışlar bu kapıları. Oralara niye yapmamışlar? Bunlar tabii maliyet. Yani paralel sürme ucuz bir işlem değildir bunlardan dolayı. Şimdi şeye de değinelim. Bu kullanılan aksesuar yerli. Bizim taktığımız da yerli. İthal değil. Ama inanın ben yapıyorum. Konya'da elit projeler var. İşte oralarda ithal profilleri, ithal aksesuarları kullanmışlar. Meslektaşlarımız güzel de yapmışlar. Kötü demiyorum. Orada. Ama ben gidiyorum orada mutfaklarına paralel sürme yapıyorum, bana diyorlar ki özellikle senin yaptığın daha güzel çalışıyor diyorlar. Yani işçilik önemli. Bizim yerli aksesuar olduğunda kötü mü? Değil. Kesinlikle. Yani ben her zaman için savunurum. Tabii en iyisi ne diye soracak olursanız benim videom var. Orada ben güzelce anlattım, izah ettim. Ben derim her zaman için paralel sürme aksesuarlarında Audi Alman birinci sınıf bir malzemedir. Bunu her zaman için söylerim. Yani bunlar çok önemli değerli tüketiciler. Şuraya bir masayı, sandalyeyi şöyle koyduğunuzda açmak istediğinizde açamıyorsunuz. Yani çok önemli, bakın yer kaplamıyor. Evler 90 metrekareyken, 100 metrekareyken neyse, 100 metrekareyken normal standart bir açılım olursa bunlar düşüyor, 98 metrekareye evi düşürüyor. Neden? Şu kapının eni bakın 95 santim. 95 santim şöyle açtığımızı bir düşünür müyüz? Bakın şuraya kadar geliyor. Yani bu akıl mantık işi değil. Yani bu evler, güzel evler tamam yapılmış, takdir ediyoruz da elimizden geldiği kadar bunları böyle evinizi büyütmek adına, daha böyle konforlu yaşamanız adına çevirin paralel sürmeye değerli tüketiciler. Evet, anlatacaklarımız bunlar kafada. Anlatmadığımız başka bir şey yok diye düşünüyorum. Sizlere evlerinizde canı gönülden yazın serin, kışın sıcak ve sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.